Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizi bugün onurlandırdınız. Büyük şeref duyduk ziyaretinizden. Seçimlerden sonra aşağı yukarı 2 ay geçti. Bu süre içerisinde sizlerin de bilgisi dahilinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben öncelikle seçim sürecinde seçimimize, şehrimize sağladığınız özel destek için, çünkü tam 7 defa geldiniz ve önemli katkılar verdiniz o süreçte. Tekrar yürekten teşekkür ederim bu vesileyle. Zaferimizin mimarı olarak ve bu zaferin en önemli pay sahibi lideri olarak sizleri her zaman dinlemeye ve sizin önderliğinizde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İzmir'de yeni nesil belediyecilik anlayışıyla güzel bir dönem başlattık. 2 aydır bir yeniden yapılanma ve genel anlamda biraz yenilikçi uygulamaları belediyeye taşıdığımız bir dönem yaşıyoruz. Zaman zaman sizlere de bununla ilgili bilgiler iletiyoruz. Ben size, il başkanımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekilimize ve aslında komşu ilimiz Manisa'da dahil olmak üzere Ege bölgesinde bu dönem dayanışma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde çalışacağımıza yürekten inandığım parti örgütümüze ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel ekibin, bu değerli ekibin bir üyesi olmak bizim için bir onur. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben bugünkü ziyaretiniz için, hem bugüne kadarki destekleriniz için, hem de bundan sonra inandığım o süreçteki önemli destekleriniz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İzmir'den tabii milletvekillerimiz var ama hem parti sözcümüz, hem Gölge İçişleri Bakanımız, hem de Gölge Adalet Bakanımız İzmir milletvekilleri. Gökçe Hanım bugün bir başka programda görevli olduğu için yok. Ama örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımızla ve iletişim, medya iletişimden sorumlu genel başkan yardımcımızla birlikte komşu ilinizin, kardeş ilinizin il başkanı Sayın İlksen Alper Uludağ ile birlikte sizi ziyarete geldik. Birazdan belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimizden de, ilçe başkanlarımızdan da ortak toplantılar yapacağız. Bundan önce Mansur Başkan'a, Ekrem Başkan'a gitmiştik. Dün bir düğün vesilesiyle Zeydan Karalar Başkanımızı Adana'da olduğumuz için ziyaret ettik. Bugün de sizinle birlikteyiz. İzmir bu seçimlerde 31 gösterdiğimiz belediye başkanından 29'unun seçildiği bir başarıyı elde etti. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi buraya kendisi açısından çok önemli, çok yüksek düzeyde bir önem atfetti. Çok maddi yönü karşılığı çok büyük bir kampanyayı burada yaptılar. Bir algı yaratmaya çalıştılar. İzmir'deki çok takip edilen sosyal medya hesaplarına gösterdikleri özel ilgiden başlayarak görülmemiş bir kampanya bütçesi ayırdılar. Neredeyse İstanbul kampanyasından daha pahalı bir kampanyayı İzmir'de yürüttüler. Onların kampanyasının maddi gücüyle rekabet edecek ne halimiz ne niyetimiz vardı. Çünkü bizim kampanyamızın manevi tarafı çok güçlüydü. Bizim kampanyamız Atatürk'ün annesinin emanet edildiği kentte siyaset yapmanın sorumluluğunu taşıyordu. Bizim kampanyamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olmanın, Cumhuriyet'in sancak gemisi olmanın sorumluluğunu taşıyordu. Bu sorumlulukla birlikte hep beraber çalıştık ve bu sonradan aylarca inanamadıkları seçim sonucunu aldık. Biz seçimden 3 hafta önce 25 kesin 28 olur, acaba 29 olur mu, 30 olur mu diye konuşurken birileri İzmir üzerinde farklı hayaller kuruyorlardı. Ama İzmirliler burada İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet'i tartıştırmadılar. Biz bu seçimde İzmir'de
tüm tarih boyunca tüm partilerden 6 kadının belediye başkanlığı yaptığı yerde 9 kadın aday gösterdik. İzmirliler 8'ine teveccüh gösterdiler ve yeniden seçtiler. Diğer taraftan baktığımızda yine 12 genç aday gösterdik. Hiç görülmedik kadar genç adaylar gösterdik. Ve İzmirliler 11'ini seçti. Seçemedikleri arkadaşımız 16 puan geriden geldi, kıl payı kaybetti. Gelecekte mutlaka hedefine ulaşacak. Kadın arkadaşımızın karşısında da bir belediye başkanı değil, adeta devlet gücü kullanan bir kayyum vardı ve Menemen'in satılan tüm varlıkları seçim odaklı bütçelendirmeyle harcandı. Ama bundan sonra ümit ediyorum bir yıl kadar sonra Menemen'in bir sonraki belediye başkanını ilan edip çalıştırmaya başlayacağız. Ben de kendisiyle düzenli olarak Menemen'de çalışacağım. Gelecek seçimlerin rekor oyunu Menemen'de alacağız. Gelecek seçimlerde İzmir'de hedef 31'de 31'dir. 30 belediye ve büyük şehri kazanmaktır. Zaten uzak bir noktada değiliz. Yanımda il başkanımız var. İlçe başkanlarımızla toplandık. Kendilerinin seçim sürecindeki gayretleri çok önemlidir. Bir seçim başarısı sadece genel başkanla gelmez. Sadece adayla gelmez. Sadece konjonktürle izah edilemez. Örgüt olmadan olmaz ve bunların hepsinin birden olduğu ve uyumlu olduğu bir süreçte başarı gelir. İzmir'deki başarı iyi adayların güçlü örgüt yapımızla uyumlu yürüttükleri bir kampanyada genel kampanyanın ruhuna uygun adaylarla ve Türkiye'de bir değişimi en çok isteyen ve CHP değişimini %92 ile desteklemiş bir kentte 10 yaşından beri büyüttüğü bir genç evladını genel başkan yapmış olan bir kentin beklentilerine uygun bir adaylaşma ve adayların örgüt tarafından benimsenmesiyle ortaya çıkan sonuç bu sonuçtur. Tabii İzmir'de kendi içimizde öz eleştiri de yapıyoruz. Çünkü Manisa'da %60 oy alınan bir yerde İzmir'de alınan oy oranını oturuyoruz, konuşuyoruz. Elbette doğru bir stratejiyle neredeyse bütün belediyeleri kazandık. Bir başarısızlıktan söz etmek değil ama İzmir'in çok daha bu rakamların fevkinde rakamlara ulaşabilmesi için gayret göstereceğiz. Tabii şöyle bir haksızlık da yapmayalım. Geçen seçim iki önemli partinin oyunun %10'un üzerinde olduğu iki partinin aday göstermeyip bu dönem İzmir'de adaylarının olduğu gerçeğini de görelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen sert kampanyaları, acımasız kampanyaları görelim. Ama sonuçta yetki bundan sonra Cemil Tugay'da, yetki diğer 28 belediye başkanımızda ve onlardan sadece kentte güzel işler yapmalarını beklemiyoruz. Elbette ki İzmir'in beklediği yüksek beklentilerine en iyi derecede cevap verilmesi gerekiyor. Ancak belediye başkanlarımızın hepsine bakarken şöyle bakıyor vatandaşımız. Bunlar Türkiye'yi yönetmeye hazır mı diye. Cemil Başkan'ın cebindeki anahtar, seçmen onun cebine bir anahtar sıkıştırdı seçimde. Belki gördünüz, belki görmediniz. Cebine sıkıştırılan anahtar İzmir kentinin altın anahtarı değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının ya da kasasının anahtarı değildir. O anahtar iyi, doğru, dürüst, şeffaf bir yönetimin sonucunda en geç 4 yıl sonra ya da ne zaman yapılırsa yapılacak genel seçimlerde Atatürk'ün partisinin iktidara gelmesinin anahtarıdır. Bu bilinçle çalışıyorlar. Bu bilinçle çalışmaya devam edecekler. Biz bütün gücümüzle onları desteklemeye devam edeceğiz. SODEM ve SODEMSEN diye iki yapı çok doğru bir şekilde konumlandırıldı. Sosyal demokrat belediyelerin işbirliğini, güç birliğini, eş güdümünü, eğitimini ve denetimini oradan yürütüyoruz. Çok önemli yapılar var. Yapının başında Yılmaz Büyükerşen hocamız var. İçinde alanında Türkiye'nin en iyileri var. Zaten bu farklılıkları hızla görmeye başlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim mimarisi
ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan aşağıya bir kurumsal reform geçirdiğini, dijitalleştiğini ve yeni nesil siyaseti Türkiye'de değil, dünyada en önde giden kuruluş haline geldiğini şimdiden izleri var ama birkaç ay içinde heyecanla ve dikkatle takip edeceksiniz. Gençler bu seçimlerde CHP'yi gençlerin en çok oy verdiği parti yaptıklarına pişman olmayacaklar, aksine memnun olacaklar. Gençlerden bahsetmişken bugün birinci oturumu yapılan, yarın iki oturumla sonlanacak olan YKS sınavına giren hem İzmir'deki hem bütün Türkiye'deki genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Maalesef Türkiye kötü bir eğitim sistemine sahip. Almanya ile Türkiye arasında ihracatta, ithalatta inanılmaz bir dengesizlik var. Biz onlara çok basit ve üretmeyi düşünmedikleri ürünleri genel olarak ihraç ediyorken onlardan üst düzey teknoloji ithal ediyoruz. Almanlar dünyanın en bilinen dört büyük araba firmasını, reklamları olmasın diye saymayayım, sahipler ve üretiyorlar. Dünyanın en pahalı limuzin Mercedes'ini üretiyor Almanlar, Steinmeier, ve onu iki tanesini bize, birini Birleşik Arap Emirlikleri'ne, birini Suudi Kralı'na, ikisini Katar'a satıyorlar. Kendileri mütevazi minibüslere biniyorlar. Çünkü Almanya'da demokrasi var, liderler mütevazi, halk zengin. Bu tarafta liderler itibardan tasarruf etmiyorlar, halk fakir. Almanya'yı Almanya yapan nedir derseniz, bir hakkım varsa Alman ekonomisini de eğitimini de çok iyi bilen birisi olarak şunu söylerim. Üzerinde bir ulusal mütabakat sağlanmış olan eğitim sistemleri var. Eğitim sistemi konusunda ulusal bir mütabakat var. En iyi mühendis nasıl yetiştirilir? Ara eleman ne zamandan itibaren ayrılır? Aranan eleman haline nasıl getirilir? Kim kültür sanatla, kim sporla, kim bilimle, kim teknolojiyle uğraşacak? En doğru zamanda ayrıştırılan, en doğru eğitimleri alan, herkesin razı olduğu, rıza gösterdiği ve zaten içinde yetiştiği bir eğitim sistemleri var. Bizimkiler boyacık ipi gibi müfredat yaptık, 7 gün içinde görüş bildirin. 7 gün yeter mi deyince %50 zam yaptım 10 gün olsun diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor Türkiye Milli Eğitimi. ÇEDES kapsamında 7 yaşında çocukların sınıfına tabut getirenlerden, arkadaşlarından birini kefenleyip başında çocukları ağlatanlardan, Kabe'yi getirip tavaf öğretiyoruz diyerek aslında o çocukların Müslümanlığı öğrenmek açısından, İslamiyet'i tanımak açısından da yanlış yönlendirdikleri, pedagojiden uzak, saçma sapan işlerle uğraşılan bir durum var. Ve karne bizim tarafımızdan verilmesin. Çok güvenilir anket şirketlerinin anket kırılımlarında AK Parti'den, AK Parti seçmeninin en az memnun olduğu kesim, AK Partili kadın seçmenin milli eğitim politikalarından memnuniyeti %18. Yani AK Parti'ye oy veren seçmenin bile %82'si bu eğitim sisteminden rahatsız. İzmir'den söylemek isterim ki eğitime dair, maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler ve bir iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendi geleneğini sürdürmeye çalışan ve zorlanan okulları kazanacak kadar yetkinliği olmayanlar maalesef bilimsel, çağdaş eğitime, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar. Bu konuda atılması gereken çok önemli adımlar var. Bundan sonraki süreçte de eğitim konusunda duyarlılığımızı, sert eleştirilerimizi, yapıcı yön göstermemizi ve geleceğe dair önerilerimizi her daim dile getireceğiz. Bunun dışında tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart'ta kazandığımız
çok iyi sonuca, 47 yıl sonunda birinci parti olmaya bir zafer olarak, evet bir siyasi başarıdır ama bir zaferden çok bir görev olarak, bir sorumluluk olarak görüyoruz. O yüzden kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi itmeden, kalkmadan çok önemli görevler yapacağız. Birazdan Sayın Belediye Başkanımızdaki bu kadar yoğun görevlerinin yanında Sağlıklı Kentler Birliği'nin başkanlığını da bir hekim olarak kabul etti. Kendisiyle bir Ege Belediyeler Birliği'ne de gideceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri, bugün İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği seçimleri, Ege Belediyeler Birliği seçimleri, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışını gösteren çok önemli örnekler, paylaşımcılığını gösteren çok önemli örnekler. Geçmişte AK Parti MHP ile bir çoğunluğu sağlayıp bütün bir yönetimi alıyorken biz tek başımıza çoğunluğu sağlayıp yarısını biz alalım, yarısını geri kalan alsın. Biz hakkımızdan azını alalım dedik. AK Parti'ye, MHP'ye, DEM'e, İYİ Parti'ye ve yeniden Refah Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne, 7 partiye ki en çok delegesi olan 6 parti, ayrıca İYİ Parti'nin de 2 delegesi var. Onları da dışarıda bırakmadan 7 partiye görev teklif ettik. Bu görevi yeniden Refah kabul etti, İYİ Parti kabul etti, DEM kabul etti. Cumhur İttifakı karşımıza aday çıkardı. Tabii fiilen yeniden Refah Cumhur İttifakı'nda değil, bizim yanımızda yer aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi. Ve biz bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik. MHP'ye koltuk teklif ettik. Birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar. Kaybettiler. Ama birçok AK Partili belediye başkanı bize oy verdi diye AK Parti'de şimdi soruşturma açıldı. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız. Eskiden 100 liralık bütçenin 98,5 lirasını Cumhur İttifakı'na, 1,5 lirasını da Cumhur İttifakı'na gelir mi diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı biz ne kadarsa ekonomideki gücümüz, o kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer arkadaşlarımız pardon arkadaşlar, hep birlikte. Diğer arkadaşlarımız belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz %50+1'i alıp %100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin her şeye karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız mutlaka bundan sonra da devam edecek. Ben bir kez daha Cemil Başkan'a, seçilen bütün belediye başkanlarımıza, hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun, hem ilçelerde hem büyük şehirdeki belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet'in göz bebeği bu kente, Atatürk'ün göz bebeği bu kente gözümüz gibi bakmaya, canımız gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir'de yüzler gülecek, daha çok gülecek. İzmir'in en çok yüzü yine önümüzdeki genel seçimlerin akşamı, ümit ediyorum saat 9'u bulmadan en çok bütün Türkiye ile birlikte İzmir'in de yüzü gülecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.